Ben bugünün geleceğini bir ay öncesinden tahmin ediyordum. Rize Spor'un başkanı olacağını ama bu kadar Rize'nin kötü gideceğini açıkçası ben de tahmin etmiyordum. Kötü bir başlangıç yapacağını. Bugün Rize Spor'a başkan olmana sevindik ama bir taraftan da Etimesgut Belediyespor başkanlığını bıraktığın haberi geldi. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ankara futboluna çok şey kattın sen. Amatörden aldığın bir takım. İkinci ligde öyle böyle kötü de başlasa da şampiyonluk mücadelesi verecek. Bir duygularını almak için koşa koşa geldik açıkçası. Evet. Şimdi tabii Etimesgut Spor'u biz çocuk gibi doğdu ve büyüttük. İnşallah 1-2 daha üste çıktığı zaman Süper Lig'deydi ki bu takımın da Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir sebep ve neden yoktu. Bu kesinlikle ileri aşamada bir gün Etimesgut Spor Süper Lig'de olacak. Ben Etimesgut Spor'un arkasını hiçbir zaman bırakmam, bırakmayacağım. Takibindeyim, onunla beraberim. Onu kötü ve zor durumda bırakacağımızı hiç kimse zannetmesin. Etimesgut'ta bir problem olmaz. Ha, Rize'ye gelince yani böyle bir görev oldu. Neticede orası da bizim memleketimizdir. Bakalım salı günü herhalde. Salıya kadar tam açıklamayayım neticede. Salı günü belli olur herhalde. Biz girdik haberde. İnşallah yani inşallah Rize'de de başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Başkanım sizin Etimesgut Belediyespor'da kurduğunuz bir vizyon vardı. Örnek gösteriyorum hatırladım. Tesislere bir an önce kavuşacak. Bir belediyenin yaptığı tesislerin haricinde kendiniz arazinize tesisler yapacaktınız. Evet. Birinci lige çıktığı zaman yabancısız oynayacak bir Etimesgut demiştiniz. Kulüp yöneticisinin başkanının borçlardan sorumlu olduğu bir Etimesgut vaat etmiştiniz ki dernek tüzüğünüze yazdırdınız. Evet. Bu devamlılık nasıl olacak? Yönetimden birisi mi başkan olacak? Yoksa Enver Başkan'ın kafasında geçen nedir? Şimdi Sayın Başkan'la da görüşeceğim şimdi. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptık. O toplantı neticesinde de arkadaşların bir isteği var. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? İsmin burada kalsın ama hiç gelmesen de olur gibi bir şey. Biz götürelim ama ismin olsun. Dağıtmayalım düşüncesi hasil oldu arkadaşlarda. Başkanla konuşacağım. Bir başka arkadaşımıza teklif ettik. İhsan Çetin Ceviz'e. O da yurt dışında. İşte geldiği zaman kabul ederse ki İhsan bu işi götürür. Ben de ona yardımcı olurum. Güzel gider diye düşünüyorum. Biz şöyle düşün. Biz bir ağacı büyütüyoruz. Gövde çıktı. Gövde çıktıktan sonra bunun değişmesi mümkün değil. Yukarı dallar gidecek yani. Etimesgutspor'da hiçbir sıkıntı yok. Tüzüğüne koymuşuz. Etimesgutspor'a gelip başkan olacak adam borç yapamayacağı belli. Onun için tabii bu kulübe kolay da başkan bulmak da zor onun yani. Onun için Hasan git abi sen diye ondan söyledim. Yani o da olabilir. Evet o da olabilir. Şimdi yani neticede bizim kulübün statüsünde işte yüzde borçlardan %60 başkan sorumlu. %40'ından da yönetim kurulu sorumlu. Bu değişmeyecek Etimesgutspor'da. Bu böyle gidecek ki bu kulüp ayakta dursun yani. Onun için bunda hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bu böyle gidecek ve bu Etimesgutspor bir gün Süper Lig'de olacak yani. Hoca değişikliği oldu. Bu hoca değişikliği de iyi oldu. Vallahi bu galibiyet hem hoca için iyi oldu hem bizim çocuklar için iyi oldu. Daha neticede üstümüzdeki puan sanıyorum 7. Evet. Bizim 3 puanımız var. Üstümüzdeki en üsttekilerin 7 puanı. Biz yarışta hiç kopmadık. Evet. Yarışta varız ve çocuklar da iyi bizim çocuklar. Yani bu çocukları hoca değişikliğiyle çok daha iyi bir şekilde gelebilir. Ha Aykan Hoca kötü müydü? Hayır Aykan Hoca çok iyiydi ama bazen tutmuyor. Demek ki kan uyuşmazlığı var derler ya. A grubuna B grubu veremezsin yani. Sıfır raj negatifi veremez. Tutmadı yani. Ama sağ olsun Aykan da bizim için çok değerli bir hocaydı. Yine de dostluğumuz devam ediyor. Belki bir gün tekrar gelir hiç belli olmaz yani. Başkan ben ilk kez bir maçı izlemeden röportaja giriştim. Evet. Ama sizin futbol bilginizi biliyorum. Nasıl gördünüz? Bugünkü Etimesgut'u nasıl gördünüz? Önceki haftalara göre hoca değişikliğini yaptınız. Şimdi tabii benim futbol bilgim fazla yok. Yok, yöneticilik bilgim çok iyi. Yöneticiliğim çok. Ama bugünkü maçta çocuklar çok hevesliydi, istekliydi ve sanki çok güzel de böyle paslaşma işini de gayet güzel yapıyorlardı gibi geldi. Yani bu inanın bir önceki maçtaki çocuklar bunlar değildi yani. Tamamen değişti. Demek ki yavaş yavaş birbirlerine ısınıyorlar ve gelecekte çok daha iyi olacak. Bunda tereddütünüz olmasın yani. Şimdi ben Kore'yi biliyordum, Şahin'i biliyordum. Bu da en küçük oğlumuz sanırım. Tanışmak. Bu benim torunum.
Valla başkanım. Hiç. Ama torunum olduğunu kesin orada söylemeyin şimdi. Yaşlı boyda aşımız çıkacak ortaya yani. İşte ben de ondan söyledim başkanım. O da küçük oğlum, evet. Yüzünüzdeki gülme hiç eksik olmasın. Sağ olun, tekrar çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür.